Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki birinci bölüm testlerini çözeceğiz. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı nedir arkadaşlar? İpatonüs'ün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Örnek var incelersiniz. Şurada bir örnek var ama önemli bir örnek arkadaşlar. Ben de bunun üzerinde çok duruyorum. Şu BC uzunluğunun 11 demiş yani burası 10-x yapacak. Arkadaşlar ikili pisagor geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Ortak olan kenarı yalnız bırakın. Yani şuraya y deyip bir burada pisagor bir de burada pisagor yapmanız şiddetle tavsiye edilir. ÖSYM zaten bunu hep soruyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yani burada y kare eşittir. Hocam 5'in karesi eksi 10 eksi x'in karesine eşittir. Sonra bu da eşittir. Y kare neye eşit sağdaki üçgende? 8'in karesi eksi x'in karesine eşittir. İşlem işlem işlemle x'i buradan bulacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? önemli. Bakın burada da e, benim dediğim tarzda yapmış burada. Evet aynen o tarzda yapmış. Yoksa diğer türlüsünde biraz kalabalık işlemler oluyor. Haberiniz olsun. Evet gençler isterseniz şimdi sorulara bakalım. Burada birinci soruya baktığımız zaman direkt Pisagor bağıntısı. X'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 5'in karesi artı 3'ün karesine eşittir. Yani biraz büyütelim isterseniz şunu. Bizim sonra bana şey diyorsunuz hocam küçük çözüyorsunuz diyorsunuz. Haklısınız bu arada. Neyse büyütüyorum artık dikkat ediyorum ha. Evet 5'in karesi artı 3'ün karesine eşit. X kare eşittir 25 artı 9'dan kaç yaptı? 34. X de buradan kaça eşit olacaktır? Kök 34'e eşit olacaktır. Yani birinci soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 2'ye. Aşağıda üst üste konulmuş 8 cm uzunluğunda iki cetvel gösterilmiştir. Evet. Buna göre X ile ifade edilen uzunluk nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın 8 cm uzunluğu ama şuradaki 3 noktaları çakışmış. Dikkat ederseniz şu uzunluk kaç birim? 3, 4, 5, 6, 7. Yani 1, 2, 3, 4 birim burası değil mi? Şuraya bakacak olursanız 1, 2, 3, 4, 5 birim de burası. Hocam 4, 5. Pisagor bağıntısından ne yapıyor o zaman burası? 3 yapacaktır. 3, 4, 5 özel üçgeninden dolayı. Ya da e, nereden yaparsınız arkadaşlar? Pisagor bağıntısından yaparsınız. 5'in karesi, 4'ün karesi artı x'in karesine eşittir dersiniz. Sıkıntı yok. 2'yi de hallettik. Geldik 3'e. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. Arkadaşlar öncelikle tamam Pisagor'dayız ama e, bu Pisagor'daki şu 3, 4, 5'i de bilmeyeniniz yok herhalde. O yüzden ben Pisagor'dan yapmayacağım bunu. Evet 3, 4, 5 üçgeninden burası ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Sonra burada da Pisagor bağıntısı yapacak olursak. Y kare de buradan 1'in karesi artı köküçün karesine eşittir. E, 3 artı 1'den 4 yaptı. Y kare 4 ise Y de buradan kaç yaptı? 2 yaptı. Bizden X artı Y isteniyor. X'i 5 bulduk. Y'yi 2 bulduk. Topladığımız zaman da kaç çıktı? 7 çıktı. Üçüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik dörde. Arkadaşlar 90'lar var burada. E o zaman ben bunu böyle çizecek olursam. Hocam şuradaki Pisagor'da şurayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'da burayı bulurum diyebiliriz. Ya da kısaca arkadaşlar ikili Pisagor'lar olduğunda ortak kenar varsa onu yalnız bırakın diye zaten videonun başında da söyledim. O zaman burada ortak kenar var. Y'yi yalnız bırakalım. Y kare neye eşittir arkadaşlar? Kareleri toplamı. Y hipotenüs olduğu için. 2'nin karesi artı 3'ün karesine eşittir. Aynı zamanda y kare neye eşittir? 1'in karesi artı x'in karesine eşittir. 9, 4 daha 13. 13'ten 1 çıktı. 12 eşittir. X kare olduğundan x de buradan kök 12'ye eşit olur. O da 2 kök e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 4. sorunun cevabı böylelikle açay oldu. Geldik 5'e. Öncelikle ne yapacağız? Hocam burada pisagor bağıntısı yapacağız. İşte burada bir pisagordan şurayı bulacağız. Bulalım bakalım. Şuraya bir a diyelim isterseniz. A kare neye eşittir arkadaşlar? 2'nin karesi artık yok. 19'un karesi. Yeri gelecek kafadan da yapacağız. 19 artı 4'ten. E 19 artı 4 kaç yapıyor arkadaşlar? 23 yapıyor. 23 yaptı. A kare 23 ise burası kök 23 yaptı. Kök 23 yaptı. Kafadan yapabilirsin aslında ama neyse ben yine devam edeyim. Hocam 1'in karesi artı kök 23'ün karesi de kök 24 yapacak. Buradan b kare eşittir. 1'in karesi artı kök 23'ün karesinden dolayı. 24 yaptı. B de buradan kök 24'e eşittir. Sonra x kare neye eşittir arkadaşlar? x kare de buradaki Pisagor'dan 1'in karesi artı kök 24'ün karesine eşittir. Buradan 24 artı 1'den 25 yapıyor. x kare 25 ise x de buradan kaç çıkar? 5 çıkar. O zaman 5'in sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Hocam Pisagor bağıntısı yapacağız. Ne yapacağız? Bir buradaki üçgende bir Pisagor yapıp şu dik kenarı bulacağız. Sonra bu dik kenarı bulduktan sonra büyükte de, de Pisagor yapıp x'i bulacağız. Ama ikili dik üçgende ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakmak lazım. Bakın şu dik üçgende ve büyük dik üçgende ortak olan kenar var mı arkadaşlar? Var. O zaman y'yi yalnız bırakalım. Y kare neye eşittir arkadaşlar? 6'nın karesi eksi 2'nin karesine eşittir. Küçük sarı üçgende. Büyük üçgende neye eşittir y kare? Büyük üçgende x ve şu 7 değil mi? Bu da x'in karesi eksi 7'nin karesine eşittir. O zaman bu 36 eksi 4 Eksi 49 öbür tarafı da artı 49 diye geçsin. Eşittir. X kare yapar. 36'dan 4 çıkınca 32. E, 32 ile bu 49 toplayınca 81. 81 eşittir. X kareden. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 9 buluruz. E bizden ne isteniyor zaten arkadaşlar? X isteniyor. Dolayısıyla 6. soru Akçay oldu. Geldik 7'ye. 90'ların fazla olduğu sorularda biz ilk etap iki konu aklımıza gelir. Bir dik üçgen iki benzerlik. İlk etapta dik üçgeni kullanmayı tercih ediyoruz. E biz bunu nasıl yapacağız o zaman? dik üçgene karşılık getireceğiz. Genelde dik ne oluyor arkadaşlar. Şurada bir dik dörtgen oluşturacak olursak. Hocam şöyle bir dik dörtgen oluştu. 3 ise 3. Kök 11 ise kök 11. Hocam bunun tabağı 8'de, buraya 5 kaldı. E buradaki Pisagor bağıntısından artık x'i buluruz. x'in karesi de 5'in karesi artık kök 11'in karesi de eşit olacağından. E buradan ne oluyor arkadaşlar? x kare eşittir 25 artı 11'den 36 yaptı. E 36 yaptıysan arkadaşlar burası x de buradan kaç eşit olacaktır? 6'ya eşit olacaktır. Yani 7. soru C an oldu. Geldik 8'e. Fatih bir kenarı 15 birim. O köşegeni 17 birim olan ABC'de dikdörtgeni biçimindeki ekrana sahip tabletinin kalemini şekil 1'de tabletin üzerine EC konumunda şekil 2'de ise ekran üzerinde DF'ye koyuyormuş. Şu şekilde arkadaşlar. Şekil 2'de de bu şekilde koymuş ekran üzerine. FBD'den 4 birim daha uzun. Bir kere burası 15 burası 17. Ne üçgeni? Özel üçgen arkadaşlar. 8, 15, 17 üçgeni hatırlarsınız. Ee, kalemin uzunluğu burada arkadaşlar bir şey demiş FBDE'den 4 birim daha uzun. Ben buraya X dersem burası X artı 4'müş. E hocam bunun tamamı 15 ise Buraya 15 eksi X kaldı. Kalemin uzunluğu 15 eksi X oldu. O zaman buraya da bir 15 eksi X yazacak olursak hocam bunun tamamı da 15 olduğundan o zaman buraya da 11 eksi X kaldı. Evet burası da 8 olduğundan dolayı Pisagor bağıntısından X'i buluruz. Yani burada 15 eksi X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 11 eksi x'in karesi diyeceğiz İşlem işlem işlemle x'i bulacaksınız arkadaşlar. Ama ben burada hissediyorum genelde ee, nasıl hissediyoruz arkadaşlar? Nasıl hissediyoruz? Pisagor bağıntısını hissetme. 6, 8, 10 sağlanıyor mu? 6 olması için buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 5 mi kalıyor? Evet 5 kalıyor. Ee, 6 yazarsam x buranın 6 olması için özür dilerim. Şuranın 6 olması için x kaç olması lazım? 5. 6, 8, x yerine 5 yazdığımızda burası da 10 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Hani 8 varsa ya 6, 8, 10'dur ya da 8, 15, 17'dir. Burası 6 diye baktım. X 5 iken burası 6 oluyor. Burası da 10 oluyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. X 5 çıktı. Bizden ne isteniyor? Kalemin uzunluğu isteniyor. Kalemin uzunluğu da ne arkadaşlar? Kalemin uzunluğu da 15 eksi x olduğundan o da 10'a eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Evet böylelikle bölüm 1 birinci bölüm testini kazanım odaklı sorularda birinci bölüm testini bitirdik. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.